kıyafetleri, doktor kıyafetleri, işçi kıyafetleri üzerine. İhtisasımız bu alan. Evet. Efendim, sizi de bir tanıyalım tam olarak. Kıramız Şahin. Aşağı yukarı 21 senedir bir sektör bu. Hastane, personel, otel, restoran vesaire fabrika kıyafetlerini üretiyoruz. Kendi imalatımız. Evet. Efendim, Avrupa'ya açılmayı düşündünüz mü? Düşünüyoruz yani. Düşünüyoruz. Girişimlerimiz de var. Yani talep gelince malınızı, ürünlerinizi oraya da verebiliyorsunuz. Verebiliyoruz. Çok güzel efendim, çok güzel. Allah muvaffak etsin diyorum. Düşün var ya. Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, duyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden... Sevgili izleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı konularla karşınızdayız. Ve şimdi efendim Avrupa'da biliyoruz bayağı birçok iş adamlarımız var. Ve Türkiye'ye yönelik yatırımlar yapıyorlar. Tabii ki bizler de onlar için araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda da İzmir'de bir mali müşavirimizin yanına geldik ve onu şöyle bir tanıyalım. Efendim önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, Murat Köseoğlu. 1979 Konya doğumluyum. Evliyim, bir kız babasıyım. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini serbest olarak yürütmekteyim. Firma olarak denetim sektöründe, vergi danışmanlığı, mali hukuk hizmetleri, revizyon, outsourcing, yönetim danışmanlığı, risk fırsat analizleri, teşvik danışmanlığı, eğitim hizmetleri, dış ticaret, gümrük ve dolaylı vergi hizmetleri ve Türkiye'de yeni yürürlüğe giren, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ve bununla birlikte hayatımıza giren finansal raporlama ve bağımsız denetim noktalarında hizmetler vermekteyiz. Efendim Avrupa'daki iş adamlarımız buraya geldiklerinde, buraya yatırım yapmak istediklerinde ne yapmaları gerekiyor? Bu konuyla ilgili neler paylaşmak istersiniz? Avrupa'daki vergi kanunları ve ticaret kanunları Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği ülkeleriyle uyum yasaları çıkarmakta ve pek çok mevzuatı Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu tamamen yenilenmiş, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu noktada iş adamlarının gönül rahatlığıyla Türkiye'de yatırım yapabilmeleri için hükümet Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurulu'nu kurmuş ve Türkiye'deki finansal raporların uluslararası anlamda geçerliliğinin kabul edilebilmesi için bağımsız denetimi zorunlu hale getirmiştir. İş adamları Türkiye'den şirket satın alacaklarında veya Türkiye'de yeni şirket kuracaklarında bu noktada daha şeffaf mali tablolarla karşı karşıya geleceklerdir. Tabii ki mevzuatlar daha farklı olduğundan dolayı Türkiye'de profesyonel anlamda bir destek almaları yaptıkları yatırımın hedefe ulaşması noktasında onlara fayda sağlayacaktır. Biz de firma olarak bu danışmanlık hizmetini veya ileriki aşamada vergi ve ticaret kanunu hizmetlerini vermekteyiz. Hükümet Avrupa Birliği uyum sürecinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapmıştır. Bunlardan bir tanesi de kurumlar vergisi kanunudur. Kurumlar vergisi kanunu tamamen baştan yazılmıştır. Gelir vergisi kanunu da bu noktada şu an yenileme çalışmaları sürmektedir. Yakın bir zamanda bu da yürürlüğe girecektir. Türk Ticaret Kanunu daha önce de söylediğimiz gibi tamamen yenilenmiş ve geleceğin Türkiye'sine iş adamlarına en iyi şekilde hizmet edecek şekilde kanun maddeleri oluşturulmuştur. Türkiye'de yurt dışından gelecek iş adamları için ve aynı zamanda Türkiye'deki iş adamları için hükümet çeşitli teşvikler çıkarmıştır. Bunlardan en önemli teşviklerden bir tanesi KDV istisnasıdır. Pek çok sektörde uygulanmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de yatırım teşviği anlamında da bölgesel teşvikler meydana getirilmiş ve Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu 6 bölgeden 1. bölge teşvikler anlamında en az payı alırken 6. bölge en yüksek payı almaktadır. Buradaki teşvikler ağırlıklı olarak kurumlar vergisi indirimi
ve SGK teşvikleri yönündedir. Bu 6 bölgenin dışında da Türkiye'de pek çok anlamda sigorta teşvikleri, COSGAP destekleri vardır. Nitelikli personel, demirbaş alımları ve fuar teşvikleri COSGAP desteklerinin içerisindedir. Bunun dışında yine pek çok destek de mevcuttur. Aynı zamanda turizm sektöründe ve diğer birkaç sektörde enerji teşvikleri anlamında destekler vardır. ARGE teşvikleri vardır. ARGE teşvikleri ağırlıklı olarak kurumlar vergisi, SGK teşvikleri ve ARGE personelinin gelir vergisi kesintileri noktasında teşvikleri söz konusudur. Şimdi sevgili izleyenler, tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz hayvancılıktan, yani hayvanın her türlü sütü çok önemli. Etinden, sütünden faydalanmak gerekiyor. Şu anda da burada bulunan bir süt sağma makinesi, yani yine sağma makinesi, süt sağma makinesi. Evet, bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu, şunları mı alıyorsunuz? Makineyi çalıştırıyor, yine yavaşlarını yapıyor. 5 dakikada sağıyor. 5 dakikada 2 inek sağıyor. 5 dakikada 2 inek. 20 ile yarım saatte. Yani teknoloji, görüyorsunuz sevgili izleyenler. Teknoloji bu kadar işte. Köylerimiz demeyeceğiz çünkü köylerimizde her türlü artık. Şimdi. Değil mi? Her şeyimiz doğal. Yani ben yine, burada yaşarım. Yani. Ben burada yaşarım. Ben hakikaten köyden çok geldim güzel. Ama köyde de yaşadığımdan hiç rahatsız değilim. Merhaba. Nasılsın? Evet. Biz programımızı aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Valsaç köyümüzden devam ediyoruz. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Gel gidelim bahçaya da sen gülü topla ben seni. Gel gidelim bahçaya lo sen gül topla ben seni. Aman 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 alım yaman. Aman 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 halim yaman var. Selamun aleyküm. Evet sevgili izleyenler, şimdi de yani Vaysal'dan çiftliğe geldik. Hızlı hızlı adımlarla ilerliyoruz. Evet, selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Kolay gelen, ne örüyorsun burada? Sağ ol. Ben Almanya'dan emekliyim. Nerede gölgenin koyu yerleri varsa orada geziyorum. İsim neydi? Ahmet Özer. Ahmet Özer, Almanya'dan mı geldin? Almanya'dan geldim. Neresinden? Hannover'den. Sprache Sie Deutsch? Ja, gut verstehen Deutsch. Ja, gut. Ja. Bitte schön, danke schön. Herr Hausen de Beine? Ja. Okay, Herr Hausen de Beine. Ne demek Herr Hausen de Beine hocam? Onu bilemedim. Ben de bilemedim çünkü öyle bir kelime yok. Beine, beine demek benim demek ya. Evet. Bilmiyorum galiba öte tarafını. Ben sana yavaşça söyleyeyim. Her havuzun dibi aynı. Her havuzun aynı. Diyemeyim onu. Ben Almanca %100 bilmiyorum. He. Yok bu ama Türkçe. Türkçe. Bu Türkçe. Her havuzun dibi aynı. Her havuzun dibi aynı. He.
Anlat. Hacı amcam ne işle meşgulsun burada? Ben emekli şimdi oldum, emekli oldum geldim. Oğlum burada çiftçilik yapıyor. 230 dekar arazim var. Oh maşallah. Kendim de işte gölgenin, güneşin koyu yerlerinde geldim. Kaç yılında gittin Almanya'ya? 1970'te ben Danimarka'ya gittim. İlk gidişim Danimarka. Orada demir dökümde çalıştım. Çok ağırdı, zor işim. Bina yapmadan, şubu yapmadan daha zordu. Ne için gitmiştin Almanya'ya? İşçilik için gitmiştim. Traktör parası için. Aldın mı traktörü? Onu soracağım. Traktörü aldım. Benim oğlan 5-6 tane traktör değiştirdi. Oh maşallah. He. 3 tane oğlana verdim. 2 kız gelin ettim. Maşallah. He. Fakat torun var mı? Kazandıklarım da havaya gitti. Havaya gitti. Ya. Yani takdir olunamadı. Havaya gitmedi, arsaya gitmiş, hep yatırım yapmışsın. Yatırım babamdan, dedemden kalma, toprak komisyonu, hükümetin verdiği Menderes'in gününde aldım ben 132 dekar tarla. Onlardan kalma. Evet, onlardan kalma. Evet. Satın alma yok. Hep havaya gitti kazandıklar. Hep havaya gitti. Vah vah, ne yapacaksın şimdi? Emekli maaş var mı Almanya'dan? Var. Kaç para alıyorsun? 537 euro alıyorum. Ya ne vereceğim, o kadar az veriyorsun Almanya, niye az veriyorsun? Ben çok ya, 37 yaşından... Keşke Belçika'ya gitseydin. 37 yaşından sonra gittim ben Almanya'ya. Bir şahıs isteğinden büyük fabrikalara, parası çok olan yerlere girmedim, giremedim. Favi, Volkswagen taksi fabrikası var Hannover'de. Oraya çok arkadaşlar rica etti, gel buraya gir, girelim, seni sokarım dediler. Vardım. Şöyle şahsıma baktı, beni genç zannetti. Hemen de formaliteyi dolduracaktı. Bir de pasaporta baktı. O tutmezeye layık tübisyon alt dediler. Kusura bakma, senin biraz yaşın yaşlısın, geçmiş evet dediler. Biz yaşlıları alamayız dediler. Siz onu şunu bırakın da ben biraz şiir yazıyorum. Ben de biraz kendi kendime şairlik yapıyorum. He. Alalım o zaman hacı abi. Sevip de alamadığım bir kızın üzerine söyleyeyim. Tamam. Sen bilseydin gönlümdeki aşkımı, değiştirirdin gönül akışını. Sen de olan göz göze bakışımı hayret ederdin aşkın akışını. Bitti mi? Bitti. Daha çok da kafamda kalanlar. Hep bunları hep kağıda döktün değil mi? Döktüm, hep kağıtta hazır. Yazdım bu şiirimi, toprak derdimden anlamaz. Ancak kalbim, kalemim anlar, bütün derdimi döktüm defterime, Pınarbaşı çayı gibi aktı gitti. Ancak dilim, kalemim, kalemim dostum, dilim, kalemim, kalbimle koyarlar, tapıda korular musalla taşına, beni kurtarır dilimle kalbim kalemim. Eğer amellerim iyi olursa beni kurtarır dilim kalemim kalbim. Eğer ben mennan isem kurtaramaz, toprak benim sadık yarım olamaz. Eline diline sahip olursan senin kalbin, düşüncen seni kurtarır. Musalla taşına cevap veremezsen toprak sıkar seni, kara yarın olamaz. Hacı amcam, Almanya'ya var mı arkadaşların orada? Onlara selam gönderelim senin. Kimlere selam göndermek istersin? Kimlere? Orada? Almanya'da oğlum var, gelinim var. Onlara duyurabilir misiniz? Tabii tabii. Dinliyorlar seni. Oğlum Veysel Özer. Oğlum Özkan Özer. Gelinim Saadet Özer. Gelinim Zeynep Özer. Evlenecek oğlum var, torunum var şimdi orada. 24 yaşında Çağdaş Özer. Oradan bir kızla tanışmış. Yakında düğünleri olacak. Ben de 23 Aralık 2003'e bir hafta kalarak düğüne gideceğim. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut mutlu etsin derim. Garip bir kuştu gönlüm lo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kolay gele, merhaba. Sağ ol. Merhaba ablacığım. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun.
Bir isim alalım. Varol Kurt Yılmaz. Burada mısınız devamlı? Buradayız. Bu yolun üstünde yani. Ne bu çiftelerden Eskişehir'e giden? Mesudiye Köyü. Mesudiye Köyü. Sizin isminiz neydi ablacığım? Ayşe Kurt Yılmaz. Burada devamlı kavun mu satıyorsun? Nasıl kavunun tadı nasıl şu anda, iyi mi? İyi, bal iyi de bak. İyi de bak, nasıl yiyeceğim abi? Keseriz. İyi de bak yani, nasıl yiyeceğim, kesmeden yiyebilir miyim? Evet, şöyle geçelim mi? Geçin. Bir geçelim ya. Ooo, burası yani köşk ya, köşk. Sıcak da ama ya, nasıl duruyorsunuz burada? Havalandırma, bura mı havalandırma oluyor? Şimdi sevgili izleyenler, görüyorsunuz havalandırma. Buradan hava böyle ceylan yapıyor. Bir isim alabilir miyiz? Munise Erdoğan. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan geliyorum. Konya'dan. Konya. Konya'dan. Yol üstünde böyle nereye gidiyordunuz? Eskişehir'e. Eskişehir güzel mi? Çok güzel. Güzel değil mi? Biz geçen hafta Eskişehir'deydik. Orada çekimlerimiz oldu. Şimdi biz de kavunun tadını, kavunu görünce böyle birkaç tane peş peşe dikkatimizi çekti. Biz de dedik şunun tadına bakalım nasıldır, iyi midir diye. Şimdi ben Eskişehirli olarak, ben sınıf öğretmeniyim kendim. Yakın bir köydenim, burada Doğançayır Köyü vardır. Şimdi köyüme de uğrayacağım ben. Bu köyün kavun ve karpuzda çok ünlü olduğunu biliyorum. Yani çocukluğumdan beri biliyorum. Kendi köyümüz de öyledir. Kavunları, karpuzları meşhurdur Eskişehir'de. Eskişehir pazarlarında ararız biz. Mesudiye Hamidiye kavunu mu diye sorarız. Öyleyse daha severek alırız yani. Çünkü bu mevsimde olur, sonbaharda olur ve tadı çok güzeldir. Mis gibi de kokar, bakın kokuları yayılmış. Çok güzel kokuyor. Evet, çok ya. Güzel kokar, çok tatlıdır. Hani, şu anda fiyatları da uygun. Gibi oldum da. Evet, Şoray Uzun Yolda'yı uzun yıllar izledim. Evet, çok güzeldi değil mi? Evet. Onu özlüyoruz. Şimdi de 80'lerde izliyorum. O da takdir ettiğim sanatçılardan bir tanesi. Evet doğru. Böyle yani. Evet, var mı yurt dışında akrabalarınız? Yurt dışında vardı, geldiler onlar. Geldiler. Tekrar burada işte ev bark aldılar. Selam söylemek istediğiniz kimseler var mı? Ekran. Selam söyleyeyim. Ben çalışıyorum şu anda Meserret Dinel İlköğretim Okulu 1H sınıfı. Öğrencilerime ve velilerime, öğretmen arkadaşlarıma çok çok selam söylüyorum onlara da. Onların da Hamidiye, Mahmudiye uğramalarını isterim, beklerim. Rüzgar ötmüyor bülbül. Suya düştü gülümüz, yar ötmüyor bülbülümüz. Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti. Suyuna bak ya, hakikaten yani öğretmenimizin dediği kadar var. Suyu daha nasıl akıyor geldi ya? Yeni mi geldi bunlar? Yeni geldi. Daha tarladan geldi. Evet, daha yeni. Ben dayanamadım, bir tane alacağım. Buyurun. Ben dayanamadım, buyurun. Hocam buyurun. Aman aman, alım yaman. Sevgili izleyenler, yani bilmiyorum ama Diyarbakır karpuzundan daha güzel, yanlış anlamayın Diyarbakırlı hemşerilerim. Kaç tane hocam? Ama hakikaten süper bir karpuz, süper bir lezzet, süper bir tat. Ben bunu yemeye devam ediyorum, siz izlemede kalın. Hacı amcam. Nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? Biz ne yapalım? Gezip duruyoruz. İsim alalım. Şöyle bir kameraya bakarsan. Baktım. İsim alalım. İsmin Nurettin. Nurettin amcam. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Kaç yıldır yaşıyorsun? 75 yıldır yaşıyorum. Ne işle meşgulsun burada? Çiftçiyim. Çiftçisin. Evet. Kavun, karpuz mu? Kavun, karpuz, buğday, arpa, pancar. Gelir var mı? Sağlayabiliyor musunuz mu? İşte ona göre. İyi kötü gidiyoruz. İyi kötü gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Allah daha çok görsün. Var mı yurt dışında akrabaların? Yok. Yok mu? Yok. Hep buradalar mı? Burada. O zaman böyle bir el salla inşallah. Herkese tüm. Senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, sen...